Yerinde duramayan bu üç yavru leylek tontişleri taşıma servisinde yeni nesil havacılar olmak için can atıyor. Ama Pipe de Freddy'yi etkilemeye çalışırken çok önemli bir şeyi unutuyorlar. Bakalım neyi unutuyorlar? Kazandım. En hızlı ben uçtum. Ben kazandım. En yüksekten Hayır, uçtum. Hayır, ben en iyi yarışı ben yaptım. Hepiniz harikaydınız. Kazanan yok. Kazanan yok mu? Ama bir kazanan olsa o ben olurdum, değil mi? Bakın, bu teslimat zili. Bebekleri teslim etme vakti. Biz bir bebek mi teslim edeceğiz? Ay, bebeğim çok şirin ve pofuduktu. Önce ben alacağım. Hayır, önce ben. Hayır, öyle demedim. Siz bebek teslim etmeyeceksiniz. Biz edeceğiz. Üzülmeyin çocuklar. Pratik yapmanız için size kutulardan vereceğiz. Bu harika. Vay canına. Merhaba Şirin Şey. Küçük Matilde'ye merhaba deyin. Bugün Pipe'le beraber teslim edeceğimiz bebek geyik. Merhaba Matilde. Çok şirin. İyi teslimatlar. Flamin hadi. Flamin hadi. İyi uçuşlar. Ve Matilde Hanım ne geldik işte. Kısa sürdü. Matilde o kadar hafif ki sanki kutunun içi boşmuş gibi hissettim. Kutunun içi gerçekten boş. Ama Matilde burada değilse o zaman sanırım şey de olmalı. Olamaz. Tutulduk. Teşekkür ederim. Matilde. Bu gerçek bir bebek. Merhaba. Bizim kutularımız karışmış olmalı. Matilde'yi Pipe ile Freddy'ye geri götürmeliyiz. Ama yerlerini bilmiyoruz. Ne yapacağız biz? Ben ne yapacağımızı iyi biliyorum. Günün birinde Pipe ile Freddy gibi olmak istiyoruz. O yüzden onların yapacağını yapmalıyız. Bu bebeği teslim edeceğiz. Ben yaparım. En iyisi ben yapayım. Bırak şunu. ben yapacağım. Bugün de benim sırtımdaydı. Ben yaparım. Tamam. Pipe ile Freddy Tots da bu küçük geyiği uzak ormana götüreceklerini söylemişlerdi. Uzak orman mı? Şey, ağaçlarla dolu bir orman ve o ağaçlar çok uzaklarda. Yani Matilda'nın evi orada bir yerde. Hadi gidelim. Yoksa şuradaki tepenin üstünde mi? Matilda'nın evinin yerini bilmiyorsun, değil mi? Öyleyse deneme sırası bende. Matilda'cık bir geyik ve geyik erikle kafiyeli ve erik ağaçları suyu sever. Bu yüzden Matilda'nın evi su birikintisinin yakınında olmalı. Hadi. Evet, geyik erikle kafiyeli. Evet. Bu bizim bebeğimiz değil ki. Üzgünüz. Teslim etme sırası bende. Bu işi nasıl yapılacağını göstereceğim. Ben şimdi gerçek bir acemi uçucu gibi Matilda'yı evine götüreceğim. Dikkatli olun çocuklar. Vay canına. Kutusu gerçekten o kadar ağır ki. Ve rüzgar çok şiddetli esiyor. Matilda! Herkes iyi mi? Biz iyiyiz. Ama Matilda'nın kutusu sıkıştı. Gerçekten çok üzgünüz. Ben sadece teslimat konusunda çok iyi olabileceğimi göstermek istemiştim. Ve ben de çok iyiden de iyi olmak istemiştim. Ama hiçbirimizin çok iyi ya da çok iyiden de iyi olmadığı ortaya çıktı. Acıktım, acıktım. Olamaz. Matilda acıkmış. Yiyecek bir şeyler lazım. Hey Red, omzuma çıksana. Sen de Zed. Yakala Red. Tamam, şimdi sen yakala Zed. Tuttum. Al bakalım Matilda. Sanırım buldunuz. Birlikte çalışmak birbirimize karşı yarışmaktan çok daha iyidir. İşleri başarmanın en iyi yolu budur. Ve buna şirin yavru geyiğin teslimatı da dahil.